Ben Gülşen Hakan Battal'ın annesiyim. Ben de çalışıyorum şu anda matematik öğretmeni olarak. Adım Veysel. Asıl mesleğim matematik öğretmenliği. 9 yıl öğretmenlik yaptım. Daha sonra öğretmenlikten ayrıldım. Kendi işimi kurdum. 1996'dan beridir kendi işimi yapıyorum. Oğlumuz liseyi bitirdi. Liseyi bitirdikten sonra sonuçta bir tercih yapması gerekiyordu. Kendisi hep inşaat mühendisi veya makine mühendisi bir mühendislik okumak istiyordu. Bu arada biz de SUMI programıyla tanıştık. Eşim araştırmıştı. Araştırınca birlikte inceledik. Yani bayağı hoşumuza gitti. Hoşumuza giden tarafı da 2 yıl burada okuması, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuması, 2 yıl da Amerika'da okuması. Yani sunucu çift diploma programı diye geçiyor bunlar herhalde. Daha sonra da işte birlikte karar verdik. Başlangıç bu şekilde başladı. Daha sonra yani biz de Amerika'ya bir iki sefer gittik. Oradaki ortamını gördük. Ortam çok güvenli bir ortamdı. Yani başlangıç bu şekilde oldu. Yani eşimin daha çok katkısı oldu tabii ki. İş ilk başlangıçta o biraz daha annesi olma daha çok düşkün olmadı. Şimdi de öğretmen olduğum için bu konuda hani diğer öğrencilerinden de aldığım bilgiler, kulaktan kulağıma gelen bilgiler vardı. Onların hepsini araştırdık, koydum ortaya, artısını, eksisini, hepsini inceledik ve çok güzel bir program olduğuna karar verdik. İyi ki de vermişiz bu kararı ve işte şu andaki konumundan da zaten son derece memnunuz. İyi ki vermişiz. 2012 yılında mezun oldu. Aynı zamanda orada endüstri mühendisliği üzerine de master yaptı. Bu zaten son sınıftayken falan baba sürekli iş teklifleri geliyor da ben başladım yatıyor orada. İşte okul bittikten sonra da Amerika'da, şimdi Amerika'nın en büyük inşaat firmalarından birisinde çalışıyor. Amerika'da dünyanın en büyük inşaat firmasında. Amerika'nın bir dedim ama dünyanın en büyük inşaat firmasında. O da bize gurur veriyor tabii. Yani öğrencilerimden duydum, velilerimden duydum. Giden kişilerin hani yaşadığı bununla ilgili hani duyumları aldım. Bize uyar mı, uymaz mı, onları tarttık kafamızda. Bu arada bir tane şey vardı, yani oğlumuz liseyi bitirmişti. Biz de bir arayış içerisindeydik. Sonuçta bir tercih yapması gerekiyordu. Ondan dolayı işte sunu programıyla da tanışınca... Evet, tabii. Bir de yurt dışında okumasını da ben çok arzu ediyordum. Yani bunu hep böyle vurguluyordum ailelerde. Bir de şey söyleyeyim, oğlum bir İngilizce öğrensin. İstiyordum çok ona. İstiyordum. Çünkü biz onun eksikliğini yaşıyorduk böyle. Eksikliğini yaşadığımız için hep böyle oğlumuz çok iyi İngilizce konuşsun ama şimdi maşallah bayağı İngilizce konuşuyor. Süper. Evet, süper gerçekten. Bir de aksanıyla falan konuşuyor böyle. Kaliteli ve iyi bir eğitim vermiş olması. İyi bir İngilizce eğitimi alıyor olması, bunun yanı sıra ortama entegre olması, değişik kültürlerle tanışması, dünya insanı olması, bunlar bizim için önemli olan. Yani bir velinin de zaten çocuğundan istediği başarılı olması, çok iyi bir eğitim alması, biz de buna inanıyoruz. Yani bir de bize cazip gelen tarafı 1. sınıf ve 3. sınıf burada İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudu. Çok fazla da ayrı kalmadık bu yüzden. Tabii o da çok önemli. 2 ve 4. sınıfı Amerika'da okudu. Öyle olunca yani 2 yıl çocuğumuzdan ayrı kalmış olduk. Bir de karar verirken aslında bu da bizim için çok önemliydi. Sonuçta Türkiye'de herhangi bir özel üniversiteye girmiş olsaydı 4 yıl iş ödeyecektik.
Burada mesela sadece 2 yıl Amerika'da kaldı, 2 yıl. Yani onun kıyaslamasını yaptığımız zaman da fiyat olarak da bize aslında şey gelmedi, uygun geldi. Tabii canım, evet. Yani buradaki bir özel üniversitede okumuş olsaydı yani daha masraflı olacaktı. Yurt parası ise aynı yurt parasını orada da verdik. Ve yani, 2 yıl. Ama senesinde biz Amerika'yı görmüş olduk. Yani 3-4 sefer Amerika'ya gittik ya. Daha ne olsun yani? Dediğim gibi duyduğum için bunu önerdim, getirdim, birlikte paylaştık. Anlattım ilk önce ben. Sonrasında... Bu konuda eşim daha böyle ilgili. Sonrasında herkesin kafasına yattı. Oğlum çok yani heveslendi. Hoşuna gitti. Eşimle de konuştuk. Ve yazmaya karar verdik. Çok şükür iyi ki de oldu. Bir de İTÜ'de mezunu olması da ayrı bir önem taşıyor bizim için aynı zamanda. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden, en köklü üniversitelerinden bir tanesi. Ebatlı Üniversitesi de hakeza öyle. İkisinin birleşimi zaten muhteşem bir şey. Ben çok istedim açıkçası. Eşim destek verdi ve oğlum da çok şükür bizi hiç böyle yormadan... Ben de ara sıra hava atıyorum. Oğlum iki yok, üniversite bitirdi ya. Ben Türkiye'de gösterebilirdi ama ben kadar gösterebilirdi. Yani gurur kaynağımız oldu çok şükür. Ama o da hiçbir zaman bir şey yapmadı yani. Bizi böyle zor durumda bırakmadı, üstmedi. Çok sistemli, düzenli çalıştı. Hatta mesela ilk orada kalacağı yeri belirlerken buradan Türkiye'den 4-5 arkadaşıyla birlikte gitmişlerdi. Ben şey olsun diye, yabancılık çekmesin diye, oğlum işte arkadaşların ne var, onlarla birlikte kalırsın falan dediğimde, yok ben onlara kalmayacağım dedi. Niye kalmayacaksın? Ben dedi hem farklı kültürleri tanımak istiyorum, hem de dil öğrenmek istiyorum. Ben yabancılarla kalırsam daha kısa bir sürede dil öğrenmiş olurum dedi. Baktım yok, maşallah iyi yani, akıllı olarak. Hoşuma gitmişti o zaman. Evet. Gerçekten de öyle yaptı. İlk gittiğinde yabancılarla birlikte kalmıştı. İşte ilk İngilizce konuşurken falan şey yapıyorlar, işte aksan vardır, işte bunu böyle çok yardımcı olmuşlardı. Bu şekilde telaffuz edersen, bu şekilde konuşursan falan derken onun çok faydası olmuştu. Şu an mesela yani bir Amerikalı'dan gerek falan bir İngilizcesi yok yani. Biz Amerikalı falan sanıyoruz. Bizim oğlumuz mu diye bazen şey yapıyoruz. Çocukluğundan beri hep mühendis olmayı, mimar, mühendis falan. Yani bu yolda böyle ilerlemek istiyordu. Çok şükür hedefine ulaştı. Aslında başlangıçta inşaat mühendisliği değil de böyle mimarlık biraz daha ön plandaydı. Fakat şimdi benim yeteneğim var fakat onun pek yeteneği yok çizime karşı olarak. Sonra inşaat mühendisi daha sonra biraz daha baskın olmaya başladı. Yani inşaat mühendisliğine karar verdi sonra. Amerika'dayken o artık inşaat mühendisliğinin yanında oradaki ortamı da tanımaya başladı. Arkadaşlarıyla ve kendisinin önce mezun olanlardan bazı bilgiler aldı ki sonra bir görüşmemizde bize ben işte inşaat mühendisliği bitirdikten sonra burada endüstri mühendisliği üzerine de master yapmak istiyorum. Biz de şey yaptık, sana faydası olacaksa ileride tabii ki yapabilirsin dedik. Onun üzerine işte bir yılda endüstri mühendisliği üzerine master yaptı. Zaten biter bitirmez hemen işe başladı orada. 6. senesi mi olacak? Tabii. 6. senesi olacak. Valla ben yani bir sefer şeydi, zaten aktif, sosyal bir çocuktu. Daha çok böyle kendi, bir de hiç ailesinden bir şey kalmamıştı, uzak kalmamıştı. Kendi de, ayakların üzerinde durmayı öğrendi. İlk defa gönderdik işte, yakın bir yere, en uzak yere giderdik kendi. Bir sefer de en uzak yere gönderdik.
İngilizce öğrenmesi zaten en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. İngilizce öğrendi. İyi bir eğitim aldı. Biz öğretmen olarak sadece Amerika'nın yerini haritada falan gösterirdik ama işte onun sayesinde daha sonra... Farklı kültürdeki kişilerle böyle arkadaşlıklar edindi. Onların kültürlerini öğrendi. Birlikte yaşamayı öğrendi. Yani bunlar da bizim değişik için... Değişik ülkelerden gelenler oluyor önemli. Sonuçta sunuşlu olanlar. Afrikalı arkadaşı da oldu. Ondan sonra Rusya'dan arkadaşı da oldu. Amerika'nın yerlisi olan Amerikalı arkadaşı da oldu. Yani değişik insanları tanıma fırsatı buldu. Yani Türkiye'de öyle bir ortamda ya da öyle bir üniversitede olsaydı bu ortamın hiçbirini yaşayamayacaktı. Ya da sadece belirli kişilerle veya işte belirli arkadaş gruplarıyla. Ama sunu programı gerçekten yani onun dünyaya açılmasını bir de dünya insanını tanımasını sağladı. Hakan zaten arkadaşlarıyla beraber her işin üstesinden gelebilecek bir çocuk. Bize sadece onu yolcu etmek kaldı. Bütün vize işlemlerini yapması gereken, bütün evrakları, doldurması gereken evrakları kendisi ve arkadaşları birlikte hallettiler. Ne gerekiyorsa bütün işlemler bittikten sonra da biz onları sadece yolcu ettik. O yolculuk kısmı çok şeydi. Çok. İlk defa yapıyordu. Çok. Tabii kötü bir, yani hüzünlüydü diyeyim. Hem mutluydum oraya gideceği için ama aynı zamanda çok da hüzünlüydüm. Zamanla alıştım ama ilki çok kötüydü. Bir de bize hep çok destek oldular. İTÜ'deki Yılmaz Hoca ve Buffalo'daki Dr. Heumann bize her konuda çok destek oldu. Bize, dolayısıyla oğlumuza. İlk yıl biz gitmedik oradan. Arkadaşlarıyla birlikte gidelim çünkü arkadaşlar da vardı. Onlarla birlikte gittiler. Yani bizim zamanımızda pek öyle şey yoktu. Cep telefonudur, ondan sonra görüntülü görüşmeleri falan o tür şeyler olmadığı için. Yani öyle bir dönemden sonraki çocuklar aslında biraz daha şanslı oluyor. Biz de ne oldu mesela Amerika'ya gitti. Amerika'ya gittikten sonra biz çok özlem çekeriz. Derken işte görüntülü görüşme imkanı vardı. Hocam bu telefon var ya uzağa yakın etti. Olur. Belki de o yüzden bu kadar hani açıkçası o kadar hasret çekmeye başladık. Düşündüğümüz boyutta olmadı belki de. Çünkü özlediğimiz zaman, sesini duymak istediğimiz zaman hemen cep telefonu imdadımıza yetişti. Ve her an onun sesini duyabilme imkanına sahip olduk. Daha sonra da işte biz birinci yıldan sonra Amerika'ya gittik eşimle birlikte. Ortam çok güvenli bir ortam. Şehir dışında çok büyük bir kampüs. Kaldıkları yer de kampüsün içerisinde. Yalnız orada işte bir tek sorun ulaşım sorunu. Yani okulla kaldıkları evle okul arasındaki mesafe çok uzaktı. Arabasız biraz zor oluyordu. İlk yıl o zorluğu çekti artık. Yapacak bir şey yoktu fakat ikinci yıl mecburen kendisine bir küçük araba almak zorunda kaldık. Arabayı alınca bayağı rahatladı yani. Şatıl olmadan gidemezdi. Şatılla zorlanmadı. Yani şatır, ama alışveriş falan yapamazdı yani. İşte istediği saatte çıkamıyordu. Daha doğrusu onu söyleyelim. Yani, bulunduğu yerle okul arasında gidip gelebiliyor fakat ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için şehir merkezine inmesi gerekiyor. Hasta yok, bir şey yok. Ancak arkadaşları inerse hani birlikte iniyorlardı, alışverişlerini yapıyorlardı falan. Yani o anlamda zor bir yaşamdı. Yoksa şatıl idare ediyordu. Evlerin manzarası da çok güzeldi. Ben gittiğimde böyle göle bakıyordu. Kampüsün içerisinde çok büyük bir göl var. Gölün manzarası falan da güzel oluyordu. Biz bazen böyle eşimle her yerde tutuşuyorduk benimki. Ortamları gerçekten çok güzel. Evet, çok güvenilir buluyordum. Yani burada belki o kadar rahat edemeyebilirdim ama orada sürekli zaten yurtta kalması gerektiği için çok emniyetli geldi bana. Her şey düşünülmüştü. Yani bir sorun yaşamadık. Oğlumuzun orada okuduğunu bildikleri için iki yıl sonra falan çok samimi olduğum çocuk arkadaşım dediğim
bir arkadaşım aradı. Ya işte sizin oğlunuz çift diplomalı programında okudusun programında pek bilgileri de yokmuş. Önerir misiniz işte bizim de bu yıl çocuğumuz şey yapacak, üniversiteye gidecek. Sunu programı diye bir program var. Valla bizim sayemizde olan oğlu da Amerika'ya gitti. Şimdi de iki yıl, geçen yıl bitirdi okulu. Yani Sider. Şimdi o da New York'ta çalışıyor. Diyorum ya okula gidip de okulu bitti. Daha son sınıftayken böyle yani biraz şey yapan, araştırma yapan hemen bakıyorsun iş imkanı da buluyor. Sider de şimdi şeyde çalışıyor. New York'ta bir dolayısıyla tavsiye etmek ne kelime? Şiddetle önerir. Açıkçası çok memnun kaldım. Evet, çok memnun kaldım. Ama maddi boyutu da bizi yani sonuçta belki ikimiz öğretmen olarak çalışsaydık belki zorlayabilirdi ama şimdi o dönemde ben kendi işimi kurmuştum. Çok şükür o dönemde de şeydi. Yani işlerim belki problemler de yoktu. İşte. Neyse ki o dönem bizim şanslı dönemimizdi. Ya işte ne için yaşıyoruz ki? Yani insan çocuğu için yaşıyor. Sonuçta herkes ya da biz bazı şeyler hareketler yapmak zorunda kalacağız. Yani kaldık da. Fakat sonuçta meyvesini görüyorsunuz. Çocuğunuz çok iyi bir yerde. Çok iyi bir konumda. Yani bunlar da yetiyor zaten. Binlerce öğrenci nasıl heyecanla koşuyorlar, herkes böyle aşırı veliler bir süslü, ondan sonra öğrenciler falan böyle. Yani çok heyecanlı bir bekleyiş var orada. Herkes o kefen atılacağı zamanı böyle merak ediyor. Herkes duyarak böyle izliyorsunuz o an, ay muhteşem bir duygu. Vallahi herkes habire fotoğraf çektiriyor böyle. Çocuğuyla veya işte arkadaşlarıyla, yani o ortamı canlandırma, daha sonra hatırlamam varsa diye bol bol fotoğraf çektiriyorlardı. Gösteri, kep isim sırasıyla işte çağırıyorlar. Herkes belli bir geçitten geçiyor. Önce doktor, yani, mezun olanlar, doktoralar, işte master yapanlar falan filan hep böyle bir sıra geçiyorlardı. İşte bizim çocuğumuz ne zaman geçecek, o zaman ne zaman sıra gelecek falan diye böyle takip ediyorsunuz falan. Yani çok heyecanlıydı, gerçekten çok güzeldi. Eğer Hakan orada okumamış olsaydı, sanırım benim Amerika'yı görme şansım zaten olmazdı. Kolay yani. Kolay olmazdı. Bir sebep olmalı ki gitmek için, o sebebi de bize Hakan sağlamış oldu. Ben yani açıkçası bu yani hakikaten çok samimi bunları paylaşıyoruz sizinle. Yani çok memnun kaldım. İyi ki gönderdik, iyi ki orada okudu, iyi ki teknik üniversiteden yani çift diplomasını aldı. Yani burada olmuş olsaydı bu başarıyı göstermiş olduğu başarıyı bu kadar gösterebilir miydi burada bilmiyorum, emin değilim. Ya da kendini bu kadar kanıtlayabilir miydi? Kendini bu kadar kanıtlayabilir miydi? Ama kendisi de bundan çok mutlu. Şu anda da işinden de memnun. Süne çifti olan bu programına ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. İyi ki bizim oğlumuz da orada okudu.